Evet, şu anda Tarsus'un kalbindeyiz. Burası Tarsus Cumhuriyet Meydanı. Karşıda gördüğünüz heykelden anlaşıldığı üzere. Cumhuriyet Meydanı'nın karşısında bir pazar yeri gördüm. Bu pazar yerinde bir özelliği var. Kadın girişimcilerin kooperatifiymiş burası. Yani Tarsus'taki kadın girişimcileri bir kooperatif kurmuşlar ve burada bir pazar oluşturmuşlar. Bundan sonra her cuma bu pazar burada kurulmaya devam edecek. Pazara şöyle bir gezmek istiyorum aslında ben. Merhabalar, kolay gelsin. Bize ürünlerinizi tanıtır mısınız? Tabii. Daha doğrusu buradan başlayalım. Burayı kuran girişimci, kadın girişimcileri kooperatifi değil mi? Tarsus, emekçi kadın girişimci kooperatifi. Emekçi kadın girişimci kooperatifi, evet. Ve üyeleri de böyle bir stand açtık. Her cuma bundan sonra olacak. Kendi ürünlerini ürettikleri el ürünlerini satacaklar. Böylelikle onlar da kazanmış olacaklar. Biz de kooperatifimiz adına üretilen ürünleri satacağız. Bunları da bize üye olan kadınlarımızla birlikte üretiyoruz. Evet. Mesela acı biber reçelimiz var, değişik bir ürünümüz. Bunları üretim yerimiz var ayrıca, orada üretiyoruz. Kadınlarımızı topluyoruz, gelmek isteyenler geliyor, hep beraber çalışıp üretiyoruz. Zeytinlerinizi görüyorum buradan, onlar sarı olarak değil mi herhalde? Sarı olarak köse balcı zeytinlerimiz var. Köse balcı köyünden toplanıyor. Evet. Ve üretim yerimizde salamurası yapılıyor, tamamen doğal yöntemlerle. Sadece tarsus olan bir zeytin bu zeytin, evet, aynı zamanda. Fiyatlarını söyleyelim mi gelmek isteyenler için? Evet. Bu coğrafi işareti bir ürün bu arada. Tarsus özel coğrafi işareti ürünümüz. Sarı ulak zeytinimiz. Evet, o ürün işareti de aldı bu ürün. Evet. Acı biber reçelimiz böyle, o 100 TL. Evet. Bir de keçi boynuzu, onu görüyorum burada. Keçi boynuzumuz da, keçi boynuzunun yine Akdeniz'de yetişen keçi boynuzu meyvelerinden toplanıp kurutularak sadece öğütülüyor ve bu hale getiriliyor. Evet. Bunu peki nerede kullanıyor insanlar? Bunları şeker ve kakaonun girdiği her yerde kullanabilirler. Çeklerde mesela kullanılıyor diyorsunuz. Çeklerde, börek, kurabiyelerde, onun dışında çocukların sütlerinde kullanabilirler. Kakao niyetine, çikolata niyetine. Çünkü kemik gelişimine çok büyük katkısı var. Hem çok faydalı hem de şekerden kaçınan insanlar için kullanışlı bir ürün aslında. Aynen, diyet yapan insanlar da mesela meyveleri karıştırıp bununla böyle meyve topları gibi yapabilirler. Evet. Pasta topları yapabilirler. Evet. Bu şekilde tüketebilirler keçi boynuzunu. Burada zeytinyağımız var. Evet. Bu da yine buradaki ağaçlarımızdan toplanan, kadınlar tarafından toplanıp daha sonra çekilerek hazırlanan zeytinyağımız. Evet. Teşekkür ederiz bu arada. Rica ederim. Bu 20 lira. Bu da böyle 125 TL. 5 litre mi diyorum? 5 litre, evet. Evet, 125 lira. Evet. Yani 25 lira litresi. Litresi 25 lira. Evet. Burada da yine dağlardan kadınlarımızla beraber hasat şenliği eşliğinde topladığımız biberiyelerimiz var. Evet. Bunlar da aynı zamanda hem çayı yapılıyor hem de etlerin marinasyonunda ve çorbalarda kullanılıyor. Pizzaların üstüne kullanılıyor. Evet. Bu böyle 5 TL. Bu 20 gram. Bir de 100 gramı var. Bu da 20 TL. Evet. Dikenli incir pestilimiz var. Bu da çok değişik bir ürün. Dikenli incirin pestili. Bak, evet. Bunu ilk defa duydum ben şimdi. Evet, bu da ilk defa yapılan bir ürün. İçinde şeker yok. Dikenli incirlerin yine dağdan toplanarak pestil haline getirilmesiyle yapılıyor. Evet, çok güzel. Bu böyle paket halinde 15 TL. Hem çok faydalı bir ürün hem de sağlıklı bir atıştırmalık olarak geçebilir. Evet, o zaman Tarsus'lara şunu söyleyelim. Her cuma burada Cumhuriyet alanının karşısında kurulan pazara gelip burada Tarsus'a evet, özgü doğal ürünleri alma şansına sahip olacaklar. Burası reyonun hemen başında bir yer. Teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Burada Tarsus'a ait ürünler görüyoruz. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Keçiko ürünleri diyor burada. Evet. Bize tanıtır mısınız ürünlerinizi? Keçiko bizim kendi markamız. Evet. Keçi boynuzu çikolatasından gelen bir isim. Keçi evet. Boynuzu çikolatasından gelen evet. Bir isim. Keçi boynuzunun pekmezi ve tozundan ürettiğimiz tamamen doğal bir ürün. Hem sabahları hem de günlük bir tatlı kaşığı yiyebileceğiniz bir ürün. Artık markamız olduğu için elma sirkesinden tutun. Şöyle keçi boynuzu pekmezine kadar bütün ürünlerimizin üzerinde artık ismimiz var. Kuru meyvelerimiz de var. Şöyle hurma kurusu, dut kurusu, incir kurusu. Bu ürünlerin hepsi Tarsus'tan değil mi? Tarsus'un köylerinde. Mesela hurma kurusu bizim burada maalesef evet. Çok yetişmiyor. O yüzden Karadeniz bölgesinin. Evet. Kız kardeşim oradan evli olunca birazcık oradan da getirdik. Bir de burada yayla bandırması evet. Görüyorum ben sanki. Evet, şöyle ben size göstereyim.
Keçiko ismi keçi boynuzu çikolatasından geliyor değil mi? Evet. Evet. Şöyle. Bu da yayla bandırması. Şöyle çok bakalım. Bilmezli. Evet. Ve bol cevizli. Tek batırım bir ürün. Evet. Hem atıştırmalık hem de tazecik. Hem kayık yanından hem kahve yanında yenilecek. Evet. Enerji verici bir besin. Bizim Tarsus da bayağı meşhur. Bunlar nereden geliyor? Bu Pozantı'nın yukarı yerlerinden. Rakı evet. Çok yüksek bir yerden geliyor. Şunlar ne oluyor şunlar? Bu melengiç. Ha melengiç evet. Evet. Şöyle göstereyim. Evet. Bizim bu yörenin bu. Buranın. Evet. Buranın köylerinde oluyor ya melengiç. Şu sumak mesela çok çok güzel. Ve Pozantı tarafının. Evet. Denge görebilirsiniz. Hı-hı. Mis gibi de kokar. Evet, rengi gayet güzel. Aynen. Kokusu buraya kadar geldi zaten. Daha sonra antis pekmezimiz. Evet. Belçinarı tarafından çok yukarı bir yerlerden geliyor. Evet. Köylülerin yaptığı kırmızılığını da görürsünüz şöyle. Hı-hı. Kıpkırmızıdır. Çok da yani buradaki de. Ürünlerin hepsi de doğal, hiçbir katkı maddesi içermeyen doğal, değil mi? Aynen. Elde köylülerin yaptığı ürünler. Kozalak şurubu. Bu ara bayağı bir gözde. Aynen. Çok ben konuşuluyor. Kendim yapıyorum kozalak şurubunu. Kendiniz yapıyorsunuz. Tabii. Kışın öksürüğe karşı sanırım çok iyiymiş değil mi orada? Öksürük dışında aslında vücut direncini de artırıyor. Koa hastalığına iyi geliyor. Akciğer hastalığına iyi geliyor. Ve inanılmaz bir balgam söktürücü özelliği olduğu için sigara kullananlara çok faydalı. Evet. Yani kullanan herkesin geri dönüşü çok güzel balgam söktürücü oldu. Pikan cevizimiz bizim buranın. Çok bilinen bir şey değildir. Pikan cevizi burada oluyor, Tarsus'ta. Evet, Tarsus değil, Adana'da. Ha, Adana'da oluyor. Evet. Fıstık şeyimiz, bademimiz de var. Evet. Turşularınız var. Turşular siz kendiniz yapıyorsunuz. Turşular kendimin, zeytinimin kendimin. Evet. Ondan sonra... Şimdi buranın bence en özel ürünü şu keçiko. Bunu bir kez daha anlatmak istiyorum. Şimdi bunun içinde keçi boynuzunun tozu var, öğütülmüş şekilde. Evet, keçi boynuzunun çekirdeğinin tozu da var. Çekirdeğinin tozu da var. Aynen. Yani pekmezin en faydalı yeri aslında. Evet. Pekmez, keçi boynuzu pekmezi. Keçi boynuzu pekmezi. Karışınca çikolata kıvamında aynen. Bir yiyecek oluyor değil mi? Bakın, evet. Kıvamı da şu şekilde. Evet. Yani... Mis gibi de keçi boynuzu kokuyor zaten. Evet, cuma günü Cumhuriyet Meydanı'nın karşısındaki bu pazara gelenler hemen zaten girişti. Keçiko ürünlerinin olduğu yerde gelip bu muhteşem tadı alma şansına sahip olacaklar. Tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Rica kolay gelsin. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Gözlemedim onları herhalde. Börek. Börek tarzı evet. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Mamül zaten Tarsus'a ait bir evet. Kurabiye. Yanındaki şu... İş mumlu çörek, kokulu evet, çörek. Ha, Arap çöreği deniliyor mu? Çok evet, evet. Değişik bir şey bu da evet. Sadece Tarsus yapıyor değil mi herhalde bu? Tarsus'da, Türkiye'de. Evet, Tarsus'a özgü öyle biliyorum. Evet, size de kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Hoş buldum, kolay gelsin. Baharat sizde bu miktarda var. Tamam. Nereden bunlar? Burada yapıyorum ben. Tarsus yapıyorsunuz. Ev yapımı oluyor. Ev yapımı, kendiniz yapıyorsunuz. Kendim yapıyorum. Salça yapıyorum. Mesela domates, biber, zeytin, siyah zeytin, sele zeytini. Kendim yapmaya çalışıyorum. Ev yapım hep doğal. Evet, size de kolay gelsin diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Kolay gelsin diliyorum. Teşekkürler. Burada arı polenleri gidiyorum herhalde. Evet. Evet, Tarsus. Da, değil mi bunlar? Petek ballarımız var. Süzme ballarımız mevcut. Kendi üretimimiz bunlar. Evet, kesinlikle. Tamamen doğal olarak yapılıyor. Hı-hı. Kekik suyu, üzüm suyu falan görüyorum. Üzüm suyu kesinlikle. Burada kekik suları, kekikler Toros dağlarından toplanıyor. Elma sirkeleri doğal olarak yapılıyor. Evet, renkleri çok güzel bunların. Evet. Tamamen doğal değil mi bunlar? Kesinlikle tamamen doğallar. Nar eşkileri doğal, kekik suyu doğal. Bunlar zaten kendi ellerimizde kuruyoruz. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Merhabalar, size kolay gelsin. Merhaba. Siz neler satıyorsunuz? Biz de sıkma börek yapıyoruz. Evet. Köfte yapıyoruz, Urfa usulü. Urfa usulü. Sarmamız var. Yaprak sarma. Evet, ve turşu var. Turşumuz var, sarımsak kendimizi. Hı-hı. Salçalarımız hep doğal. Her şey doğal. Kolay gelsin teşekkür diyorum. Ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Kolay gelsin. Siz neler satıyorsunuz? Bakıyorum burada. Ben el yapımı krokan satıyorum. Evet. Kahvaltılık zahter. Ha bir dakika. O kahvaltılık zahter bildiğimiz
Hatay zatürre değil değil mi? Hayır, sizin... bu daha farklı. Tarsus suyu. İçerisinde evet. İçerisinde ne var bunun? Kavun çekirdeği, karpuz çekirdeği. Kavun çekirdeği, karpuz çekirdeği. Evet. Bu çok orijinalmiş. Diğer baharatlar, vitaminler, hiçbir katkı maddesi yoktu. Peki nasıl yeniliyor bu zatür? Önce zeytinyağına batırıyoruz zeytinimizi, evet. Daha sonra zatüre batırıyoruz. Hatay usulü yeni gibi aynı yani. Evet, aynen öyle. İsterseniz tam pekmezle de yersiniz. Evet, teşekkür ederim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun. Siz herhalde Tarsus usulü sıkma yapıyorsunuz değil mi? Evet, sıkma yapıyoruz. Şimdi sormak istiyorum, bu unları nereden alıyorsunuz? Değirmenden alıyoruz. Değirmen unu, yani o market unu falan değil yani. Değil, değil. Evet, yani evet. Tarsus'ta köy pazarına gelmek isteyenler Cumhuriyet Meydanı karşısında. Evet. Hani doğa bir sıkmak yemek isterlerse, evet. Değirmen unu yapımı sıkmayı burada bölüldüler. Evet. İsminiz var. Neydi, isminiz? Seçil. Ha, Seçil Hanım. Seçil. Tamam. Kolay gelsin diyorum size de. İyi çalışmalar. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Şimdi ben burada badem gördüm. Bademler evet. Tarsus'a mı ait? Bademimiz organiktir. Evet. Kendi toprağında kimyasal içermemek bizim. Tamamen doğal yetişiyor. Tamamen doğal yetişiyor. Nereden, hangi köyden? Ağzıdelik köyünde. Ağzıdelik köyünde. Ve bizim bunu yetiştirici, üretici bayan. Evet. Organik olarak burada standta halka sağlık açısından değer vererek yetiştirip burada halka sunuyor. Tüketiciye sunuyor. Ne güzel. Evet, biz de bunu tanıtıyoruz. Bu da organik kabağımız. Evet. Pişimi güzel, lezzetli, antioksidan ve tamamen kendi içeriği ve kimyasal içermemeksi toprağa gıdasıyla bize bahşetti bir değer yani evet. Evet. Yetişmiş ülkemizin köy kabağı. Köy kabağı. Çok güzel. Ülkemizin kabağı. Çok güzel. Ve kendisi yemeği reçeli olarak antioksidan içeriyor ve bağırsakların çalışmasını sağlıyor. İnsanlar için tamamen sağlıklı birer besleyici gıda ve organik olarak her eve pişmesi gerekiyor. Her eve lazım diyorsunuz. Her eve lazım. Her insanın sağlık açısından yemesi gerekiyor. Vallahi efendim. Bilgi için çok teşekkür ederiz. Biz çok sağ olun. Kolay gelsin. Bademlerimiz organik. Bakın fesleğen çiçeğimiz de var. Ha, evet. Bunlar da yetişiyor ülkemizi. Evet. Bunu çayı da oluyor, şerbeti oluyor. Köfteleri olarak konuluyor salatalara böyle. Evet. Yıkanıp güzel yeşillik olarak her insanın elinde yiyeceği, sağlığı, bağışıklığı artırıyor. Tüm ürünlerimiz bağışıklık için üretilmiş ürünlerdir. Çok teşekkürler. Bu pandemi dolayısıyla desteğimiz, evet. Kabağımız, bademimiz ve pul biberlerimiz, evet. Salçamız, organik yetişmiş bamyemiz bizim ülkemizin, bizim topraklarımızda yetişmiş. Ve insanlara hizmet için belediye başkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Bize maddi katkıda bulunma fırsatı, zamanı, ortamı sağladığı için. Ben de teşekkür ediyorum. İyi günler dileriz. İyi günler, kolay gelsin. Falandıkça kokusu çıkar. Bakın kokusu bizler gibi. Zaten kokusu buraya kadar geldi. Evet. Herhalde izleyenlerin kokusunu almıştı şu anda. Evet, aynen öyle almıştı. Sunumunuz harikaydı, çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet, bunlar ne oluyor? Bunlar da organik bir banyoda kullanılır. Evet. Vücudun sağlıklı açısından, temizlik açısından sentetik içermiyor, doğal bitkisel. Evet, bunlara lif kabağı diyor değil mi herhalde? Lif kabağı diyoruz. Tamamen doğal. Temizlik açısından tamamen sağlıklıdır. Evet. Kendisi özellikle bunun kullanılması gerektiğini, vücudun temizlenmesi ve hiçbir alerjik, hiçbir zarar etkisi, zarar altına girmemek için vücudumuza fayda sağlıyordur. Evet, Tarsuslara buraya çağırıyoruz, bu köy pazarına. Ünlü lif kabağı, temizlik kabağı. Evet. Vücudunuzu bu lifle temizleyiniz. Çok güzel, teşekkürler. Evet, bu pazarda sadece yiyecekler yok, aynı zamanda el işi. Evet. Evet, göz nuru. Evet. Ürünler de bulabilirsiniz. Kolay gelsin diliyorum. Sağ olun. Bunların hoş buldum. Bunların hepsini kendiniz yapıyorsunuz kendimiz değil mi? Kendimiz örüyoruz, evet. Yani evet, burada geleneksel ürünler bulmak isteyenler varsa, eskilerden kalma. Burada her şeyi bulabilirler. Çocuklar için, evet. Kıyafet, banyo için, lif, yelekler, her şey burada mevcut. Kolay gelsin diyorum. Evet, vatandaşlardan desteklerini bekliyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Evet, tanıtımını yapıyoruz her cuma. Evet, arkadaşlarımız buradalar. Evet. Evet, Tarsuslar her cuma günü gelip Cumhuriyet Meydanı'nın karşısında, meydanın kenarında burada el ürünleri, kıyafet, işte aksesuarlar,
karşıda demin gösterdiğim gibi yiyecekler, Taurus'a ait ürünler gelip burada bulma şansına sahip olacaklar. Bütün Taurus'ları cuma günleri üreticiler bu pazarı bekliyorlar. Kolay gelsin. Bu ürünlerin hepsini kendiniz yapıyorsunuz değil mi? El emeği. Çok güzel. Yani Tarsus'ta gelip buradan el emeği, ürünleri kendi gözleriyle görüp burada alma şansına sahipler. Size de kolay gelsin.